Merhabalar. 2020 yılı için asgari ücretin ne kadar olacağı konusu Bakan Selçuk'un açıklamasıyla beraber 2 Aralık'ta başlıyor. Ve bu konuda komisyon toplantıları yapılacak ve Aralık ayı boyunca da bu komisyon toplantıları devam edecek ve neticede belirlenen asgari ücret 2020 yılının asgari ücreti olmuş olacak. Tabii bu asgari ücret 7 milyon vatandaşımızı direkt olarak ilgilendiriyor. 81 milyon vatandaşımızı da dolaylı olarak gelirini etkiliyor. Baktığımız zaman tabii 2020 yılında da acaba asgari ücret açlık sınırının altında mı kalacak yoksa açlık sınırını geçebilecek mi? Dilerseniz bunu biraz rakamlarla da önümüze koyarak değerlendirmeye çalışalım. Bakın şu anki uygulanan asgari ücret 2021 lira. Net asgari ücret bu 2021 lira. TÜİK İŞ'in açıklamış olduğu, yine TÜİK'in verilerinden istifade ederek açıklamış olduğu açlık sınırı ise 2058 lira 4 kişilik bir aile için. Yoksulluk sınırı ise 6705 lira. Baktığımız zaman mevcut asgari ücretin açlık sınırının altında olduğunu görüyoruz. Peki önümüzdeki dönem nasıl olacak? Aslında burada yine yetkililerimizin açıklamış olduğu enflasyon rakamları nasıl bir maaşla karşılaşacağımızı, yetip yetmeyeceğini az çok bizlere gösteriyor. Hatırlarsanız Ekim 2019 yani geçen ayın enflasyon rakamı %8,55 açıklanmıştı, yıllık enflasyon rakamı. Ve yine ekonomi yönetiminin yıl sonu enflasyon rakamı da %12 olarak ifade edilmişti. Tabii asgari ücret bu enflasyon artışlarına göre belirleniyor. Baktığımız zaman bu enflasyon vatandaşlarımızı gerçekten tatmin ediyor mu? Yani enflasyon rakamı gerçekten inandırıcı bir rakam mı? Doğalgaz faturalarına %50'ler yıllık bazda %50'ler zam yapıldığı bir atmosferde, elektrik faturalarına hakeza öyle, gıda fiyatlarına hakeza öyle. Yani %40, %50 zamların olduğu bir atmosferde gerçekten %12'lik bir enflasyon tahmini doğru bir rakam mıdır? Bununla beraber belirlenecek olan asgari ücret hiç vatandaşımızın ihtiyacını karşılayabilecek mi? Açlık sınırının üzerine taşıyabilecek mi? Şimdi baktığımızda gerçekten asgari ücretin açlık sınırını yine geçmeyeceğini çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Bakın burada şunu da ifade etmemiz lazım. 1999 yılında bir asgari ücretle 11,5 çeyrek altın alınabiliyordu. Bugün çeyrek altın 440 lira, asgari ücret 2021 lira. Hesaplarsanız bugün 4,5 çeyrek altın alınabiliyor. Mevcut ekonomik şartlarda bile hani 1999'da şu kadar çeyrek altın alınabiliyor, bugün ne kadar alınabiliyor diye mukayese ettiğimizde gerçekten 1/3'e kadar satın alma gücünün düştüğünü görüyoruz. Peki 1999'daki asgari ücret korunmuş olsaydı, yani o satın alma gücü korunmuş olsaydı bugün bu rakam ne kadar olacaktı? Asgari ücret 5060 lira olacaktı. Yani bugün aslında mevcut şartlarda vatandaşımızın gelirinin azalmaması için uygulanması gereken asgari ücret 5060 liradır. Peki uygulanabilecek mi? Hayır, uygulanamayacak. Peki olması gereken de bu mudur? Hayır. Bu sadece mevcudu korumak için ifade ettiğimiz bir cümle. Aslında olması gereken asgari ücret yoksulluk sınırının üzerinde olması gereken bir rakamdır. Bugün TÜİK İŞ'in açıklamış olduğu rakam işçiler için 6705 liradır 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı. Yoksulluk sınırının biraz üzerinde olması gerektiğini de ifade edersek bugün en az asgari ücretin 7000 lira olması gerekiyor. Peki böyle bir durum var mı? Hayır yok. O zaman biz efendim bu noktada hakkımızı istemeliyiz ve bunu bize ulaştıracak çözümlerle de acilen buluşmalıyız.